Bazı oyunlar vardır öyle delirmişçesine beklemezsin ama dikkatinde çekmiştir. Bir sürpriz yapabilir dersin. Ama çıkınca oynayanların yorumundan da bir hevesin kaçar. Sonra bir fırsat olursa oynarım diye aklının bir köşesine kaldırırsın. Mesela kısa bir süre önce çıkan Call of Kutulu benim için böyle bir oyundu. Oha ne güzel korku oyunu üstelik Kutulu derken oyun çıktı ve nasıl diyeyim milletin yorumunu okuduktan sonra hevesim söndü. Veya gelecek ay çıkacak olan Sinking City de sanki tam olarak öyle bir oyun çıkacak gibi. İşte geçen sene ben de aynı hisleri uyandıran oyun Vampir oldu. Oyun çıktıktan sonra bir kısım oyunu çok beğenirken daha büyük bir kısım vasat bir oyun olarak tanımladı Vampiri. Ben de o dönemler oyunun kodunu bulamadım ama karışık görüşler nedeniyle de satın alasım da gelmedi. En sonunda ucuzlayınca bakarız diyerek başladım beklemeye ama oyun o ucuz seviyesine de pek inmedi ki hala Steam'de 180 TL'den PlayStation Store'da ise aynı oyun 300 TL'den satılıyor. Neyse ki geçen ay sonu oyun Xbox Game Pass'e geldi de en sonunda merak ettim ama paraya da kıyıp oynayamadım Vampiri oynayabildim. Şimdi sonda söyleyeceğimi başta hemen söyleyeyim. Ardından neden öyle düşündüğümü detaylandıracağım. Oyun elindeki müthiş güzel bir fırsatı maalesef kombat konusundaki, savaşlar konusundaki yeteneksizliği ile bozuk para gibi harcamış. Oysaki vampirin RPG kısmı cidden beklediğimden çok daha iyi ve yepyeni fikirleriyle geliyor. Ve yani 30 seneden fazla zamandır RPG oynayan birine de bunu dedirtmek çok da kolay iş değil. Fakat o kombat yok mu? Ah o kombat. Ah o savaş mekanikleri yok mu? O kadar acemice ki devamlı kendi kendime ah be siz ne yaptınız dedim durdum. Vampir 1. Dünya Savaşı'nın son yılında Londra'nın kenar semtinde geçiyor. Kenar semti dedim çünkü Londra deyince aklınıza Big Ben falan gelebilir. Bu oyunda yok arkadaşlar öyle bir şey. Hani Londra denmese pek aa burası Londra mı denecek bir durum söz konusu değil. Hiç Londra'ya benzemiyor aslına bakarsanız. Karakterimiz Jonathan adlı bir doktor. Özellikle de kan nakli konusunda uzmanlaşmış. Vampir, kan, kan nakli yani tam vampir olacak adam. Öyle de oluyor zaten. Daha oyunun başında pis bir sokağın köşesinde ayağa kalkıyoruz. Ve ne oluyor aman başım dönüyor kendimi hissetmiyorum derken hard birini ısırı veriyoruz. Kimi ısırdığımız önemli ama spoiler olmasın diye söylemiyorum. Yani bizim doktor oyuna vampir olarak başlıyor ve sonra kim ulan bunu bana yapan diye oyun devam ediyor. Tabi yeni uyanmış bir vampir olarak yavaş yavaş yeni güçler edinmeye başlıyoruz ama bütün bu yeni güçlerin de bir bedeli oluyor elbette. Oyunun RPG açısından benim çok hoşuma giden ve yeni fikir dediğim kısmı oyundaki vatandaş sistemi. Şimdi biz bir vampiriz tamam ve doğal olarak da insanları ısıracağız. Yani onları yiyeceğiz. Bundan kaçış yok. Fakat burada geliştirici öyle güzel bir sistem getirmiş ki insanları ısırmadan yemeden önce birkaç kez düşünüyorsun. Oyundaki alanlar içerisindeki aslında vampir açık open world bir oyun ama haritası o kadar çok büyük geniş değil. Bu harita içerisinde farklı farklı bölgeler var ve her bölgede de pek çok NPC var. Başlangıçta bu kişilerin ne isimlerini biliyorsun ne de tiplerini. Fakat konuşmaya başladıkça her NPC hakkında bilgi toplamaya başlıyorsun. Bu NPC'lerin aynı zamanda bizim yemeğimiz olduklarını da bir kez daha hatırlatayım. Her birini ısırdığımız takdirde bize vereceği bir XP var. Fakat o kişi hakkında bilgi topladıkça ve yeni yeni ipuçları topladıkça ısırdığımız takdirde o kişiden alacağımız XP de artıyor. Bu da bol bol konuşma ve araştırma demek. Mesela morgda bir görev esnasında bir cesedi araştırdım ve adamın yanlış bir ameliyat nedeniyle öldüğünü keşfettim. Ve böylece ameliyatı yapan doktor ile ilgili de bir ipucu elde etmiş oldum. Sonra girip doktora masada adam bırakmışsın anlat ulan diye çıkışınca bülbül gibi öttü ve vereceği XP miktarı da arttı. NPC'lerle yapılan bütün konuşmalar önemli. Çünkü hiç ummadığınız bir seçenekte alakasız biri hakkında veya konuştuğunuz NPC'nin kendisi hakkında bir ipucu bulabiliyorsunuz. Mesela uzun zamandır orada bulunan bir hasta laf arasında bir hemşirenin ambulans sürücüsü ile ilişkisi olduğunu söyleyiveriyor. Yani oyunda bol bol konuşma var. Bütün konuşma seçeneklerini açmak çok önemli ve ipuçları buldukça da aynı kişilerle muhabbetinizi ilerletmeniz gerekiyor. Kısacası oyun konuşma sevmeyenlere göre değil ama eğer seviyorsanız bu ipucu sistemi güzel bir deneyim yaşatıyor. Üstelik her NPC'nin de farklı farklı hikayesi var. Mesela bu tipler. Çocuğun boynunda sargı izi var. Muhtemelen vampir tarafından ısırılmış. Bu da anası ama çok mendebur bir tip. Çocuk diyor ki aman anama fazla bulaşma sağa solu belli olmaz. Bu kadının olayı nedir? İşte bunu diyaloglar ilerledikçe keşfediyorsunuz. Ben diyaloglarda bu kadının çok zengin olduğunu ama nedense bu kenar mahalledeki hastaneye geldiğini öğreniyorum. Muhtemelen çocuğu ya babası ısırdı ya da belki de kendisi vampirdir. Oyunun bu kısımları vampirin şahlandığı ne oynuyorum abi ben ne yapmış adamlar dedirten yerleri. Şimdi geliyorum zurnanın zırt dediği yere. Yok savaşlar değil ona birazdan geleceğim. Sonuç olarak bu bir RPG oyunu ve level atlamak için de XP lazım. Şimdi bakın şu elemanı öldürünce kaç XP verecek? 3 3 mü? Evet, 3 arkadaşlar. Yani benim 2000 XP verip şu yeni güzel gıcır gıcır vampir skill'ini almam için 600 tane adam öldürmem lazım. Dalga mı geçiyorsunuz lan siz benimle? Dikkatli izleyici zaten hemen anladı. Evet oyunda ilerlemek için adam yemen ya da kadın yemen lazım. İlla birini ısıracaksın yani. Çünkü ısırınca 300 düşman öldürmüşçesine XP alıyorsun. Yani oyun kardeş sen vampirsin. Bu da bir vampir oyunu. Yok öyle düşman öldürerek et diye süt diye karışmadan duyarlı vampir ayakları. Isıracaksın, vampir olmayı hissedeceksin diyor. Oyunun bu mekaniği benim çok hoşuma gitti hem de hiç gitmedi. Neden açıklayayım? Şimdi oyunu seni vampir olmaya itmesi güzel. Fakat bu esnada karşımıza çıkardığı adam seçenekleri yeterli sayıda değil. Tamam ben yine ısırayım ama şerefsizi ısırayım. Garibanı ısırmaya zorlama beni. Mesela şu boss. Ben bununla ilk karşılaştığımda o 9 level ben 6 leveldım. Haliyle bunu öldüremedim. Dikkat ederseniz şu anda ben de 9'um. Neden? Çünkü adam yedim ama memnun muyum? Hayır değilim. Oyunda birini ısırmadan önce onu etkiniz altına alıp kuytuya götürmeniz lazım. Öyle herkesin ortasında hard diye dalamıyorsun. Etkilemek için de mesmerize level'ım var. Etkileyeceğin adamın level'ı ile aynı veya daha yüksek olması lazım. Bu esnada benim levelım 1, bulunduğum mekanda da level 1 olan iki tane gariban var. Bir tanesi savaşa katılmış, bir bombalama esnasında 3 gün toprağın altında kalmış. Artık kapalı yerlere girmeye korkuyorum doktor diye dert yanıyor. Diğerinin suratı yanmış, suratım çok acıdığı için ne gülebiliyorum ne de ağlayabiliyorum diyor adam. Şimdi ben bunları mı yiyeyim yani? Ulan zaten adamların çektiği dertlere bak. Biri toprağın altında 3 gün yatmış, birinin suratı yanmış. Yazık değil mi lan? Bir de ben gideceğim herifleri ıstıracağım, atacağım kenara. Halbuki bak bu şerefsiz ambulans şoförü bir hemşireyle ortak olmuş hastaları haraca bağlamış. Şimdi ben bu şerefsizi ısıramıyorum. Çünkü neden? Level yüksek. Fakat boss'u da geçemiyorum. Benim level'ım yetmiyor. Yaratık kesip XP alsam 2 yıl sürecek. E ne yapalım? Mecburen bu iki garibanı da yemek zorunda kaldım. Aslında oyunun bana gariban ve şerefsiz miktarını eşit çıkartması lazım ki ben seçim yapayım. İstersem vampirim ben lan herkesi yerim diyeyim ya da istersem sadece hak edeni yiyeyim. Ama boss kesmek için oyun beni herkesi yemeye zorlayacaksa orada sıkıntı var demektir. Diğer yandan adam yedikçe de bulunduğunuz bölgedeki hastalık artmaya başlıyor. Hastalığa yakalananların kanı bozuluyor ve o kişiden alacağınız XP miktarı azalıyor. Bu sefer başlıyorsunuz millete ilaç yapmaya. Doktorsunuz ya önce ilaç yapıp insanları iyileştiriyorsunuz sonra da onları yiyorsunuz. Böyle bir manyaklık. Yine de oyun ilerledikçe bu ikilemin biraz daha yoluna gireceğini umarak söylüyorum ki ben hem vatandaş sistemini hem de XP sistemini çok beğendim. Bir vampirin RPG'si de böyle olmalı. Fakat işte eline silah aldığın anda o büyü bir anda bozuluyor. Ben uzun zamandır böyle odun bir aksiyon görmedim. Allah'ım bu ne kadar yavan, ne kadar lezzetsiz, ne kadar çömezce yapılmış bir aksiyon. Adamımız zaten yürüyen bir gemi gibi sanki her şey bir ağır çekimdeymiş gibi animasyonlar olmamış elinizdeki silahı hissetmek diye bir şey yok vuruş hissini hiç sormayın daha kötüsü zaman zaman lag oluyor aldığınız vampir güçleri çok ama çok ezik zaten onlar da çok fazla değil vampiriz doğaüstüyüz falan da anca pençe atıyoruz kan fırlatıyoruz bir de üstüne neden anlamadım ama oyunda stamina var ve 3 kılıç sallamada stamina bitiyor. Yav alo! Vampiriz lan biz. Vampiriz. Doğa üstüyüz. Oğlum kılıcı 3 kez sallamayla yorulur mu lan vampir? Yahu bari sen Dark Souls olmaya çalışmasaymışsın. Bir de üstüne zaten iğrenç animasyonla sallıyorsun kılıcı. İnsanın oyunu atıp gidesi geliyor. Daha fazla konuşmak istemiyorum ama inanın bana oyunda ilk aksiyona girdiğiniz anda ağzınızda oluşan o ekşi tat oyun boyunca hiç gitmiyor. Sonuçta Vampir çok harika bir oyun olacakken aksiyon yetersizliği yüzünden ortalamaya mahkum olmuş. Oyunun sizi bir vampir olmayı teklemesi çok güzel de eninde sonunda boss ile karşı karşıya kalınca odun gibi bir aksiyon bütün deneyimi öldürüyor. 180 TL eder mi? Bence bu kadar beklemişsiniz, biraz daha beklemekte fayda var. Böylelikle harika bir RPG oyunu olma şansını da Vampir kaybetmiş. Görüşmek üzere diyorum. Herkes kendine iyi baksın.